Merhaba değerli dostlarım. Ben Zafer Ceylan. Borsada nasıl para kazanır kanalına hoş geldiniz değerli dostlarım. Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir değerli dostlarım. Burada anlatacaklarım sizi ciddi şekilde üzebilir. Amaç burada destek direnç ve PR kaptaki arkadaşlarımın bir nevzi yardımım dokunuyorsa ne mutlu bana. Yani grafiklerimde de bayağı bir başarı olduğunu aslında baktığınız zaman kendiniz de göreceksiniz. Yani burada amacım kendimi övmek değil, dikkatlice grafikleri takip eden zaten benim ne demek istediğimi anlayacaktır. Yani trend çizgisi olsun, hangi indikatör olsun her türlü bakıp size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videomda zaten aslında o videoda geçerli bir iki tane arkadaşım hocam tekrar bir analiz yapar mısın deyince ben de kıramadım. Tekrardan bir video çekmek istedim. Zaten bir önceki videomda artık buraların dip olduğunu söylemiştik. Yani şu grafiğe bakacak olursak zaten bakın şu iki noktada aslında ikili dip yapmış, yukarı doğru bir hareket gelmişti ve bir gap boşluğu bıraktı. Sanırsam orada herhalde bir haber düşmüştü. Onun biraz etkisiydi. Yani buradaki işlem hacmi de güzeldi. O benim hoşuma gidiyor. Yani malın ben burada yine toplandığını düşünüyorum. Bence panik yapmayın. Ama önümüzde biliyorsunuz bir Çin'le Tayvan krizi var. Ama endeks olarak da şiştik arkadaşlar. Bilmiyorum yanılabilirim de. Yani şu anda endekste ben bir düzeltme bekliyorum. Ufak da olsa bir düzeltme bekliyorum. Bugünkü kapanış zaten güzel değildi. Bir doji bıraktı ve gap boşluğu bıraktı endekste. Bakın gördüğünüz gibi PR kapta da şu arada nasıl bir gap boşluğu bıraktıysa geldi aldı değil mi? Yani geçmişte ta 24'tekini de bırakmıştı geldi aldı. Yani eninde sonunda yani mal toplarken bazen İnsanlar korkutmak amaçlı yukarı sürerken almıyorlar ama eninde sonunda getirip o kaplı bu gap boşluğunu alıyorlar. Şu anda bir ikili dip görüyorum. Yani geriye fazla konuşmaya gerek yok. Biz önümüze bakalım şu anda. Şimdi son şuradaki bakın Fibonacci rakamı bakın buradan alıyorum. Tamam mı? Pardon tepeden alıp şuradan çektiğimde düzeltmesine baktığım zaman zaten gördüğünüz zaman şu 24.70 falan normalde düzeltme tamamlanmış gibi görünüyor. Dediğim gibi ben halen buraların dip olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi endeks düşünce bu da düşecek mi? Umarım yani ne bileyim panik satışları olabilir bilmem ne olabilir. Ama şimdilik ne diyeyim ben? Yalancı durumuna düşmeyeyim. Ben sadece gördüğüm destekleri vereyim şimdilik. Yani baktığım zaman zaten 24.70 ve bu ikili dibimizde baktığım zaman 22.88 desteklerini şimdilik izleyin. Yani en kötü mal bu hafta bir izleyelim. Piyasa ne olacak? Ne yapacak? Çin, Tayvan biliyorsunuz bir yine bir ortalığı karıştırıyorlar. Ne kadar etki olacak? Veya son 5 güne gittiğimizde son 2 mumun yeşil hacminden mal toplandığını gördük. Yani panik işlem yapmayın. Dip seviyelerini inşallah bulduk diye düşünüyor. Yani bir daha dip olacak olursa tekrar sizler için bir analiz yaparım arkadaşlar. Neyse herhalde çok fazla uzattım. 20.88, 24.70 bunları destek olarak izliyoruz arkadaşlar. Bakın yine diyorum en kötü mal bir 31'in üzerinde yani şu rakamlara baktığımız zaman bir saniye. Evet rakam değişmiş bu arada. Tabii yine 31 üzerinde kapatması daha iyi olur. Bakın zaten şu rakamları izleyin. Bakın arkadaşlar. Fibonacci'nin şuralarda bakın burada burada şu bölgede yani özellikle bu 24.70'te nasıl tutunduğuna bakın. Aslında biraz sarkma olmuş ama maalesef tahta yapıcıları mal toplanmasınlar diye biraz silkeleme yapıyorlar. Yani yukarı gittiğinde en kötü mal arkadaşlar baktığım zaman yani şu rakamın üzerine baktığım zaman tabii 29 demeyelim de en kötü mal arkadaşlar bir 31'in üzerinde
şu 30-60 veya 32-64, 34-26, 35 38, 36-50 ve 37-90 40.16. Eğer ola ki ne? Bakın tabii şu bizim için şu trend önemli arkadaşlar. Aslında dediğim gibi 31-32 seviyelere ne denk geliyor? Aslında bu rakam benim için önemli. Şu geçmişteki bir trendti. Hatırlıyorsanız bu 29 30 muydu? 29 rakamlarında bir trend vardı. Oralara denk geliyor ve şu düşen trend de önemli. Bakın şuradaki baktığım zaman görüyorsunuz bakın şuradan 1 2 3 yani bu trend de önemli yani. Artık yani 31'de değil yani en kötü ihtimal bir 32 üzerinde bize lazım. Dediğim gibi arkadaşlar dirençlerde Fibonacci rakamın üzerine eğer 24.70'in üzerinde kaldığı sürece 24.70'in üzerinde kaldığı sürece yukarıdaki ilk rakamınız Fibonacci rakamına göre 30.60, 32.64 sıralı şekilde bu Fibonacci rakamı izleyin. Bakalım dediğim gibi bu hafta önümüzdeki destekleri izleyelim. Bakalım ne yapacak. Burada üçlü bir dip yaparsa sizin için daha güçlü bir sinyal olabilir. Yukarı dönüş gelirse tabii. Şu anda yani Erasa'ya da baktığım zaman zaten şuradaki ikili dipteki uyumsuzluğundan yukarı tepki alımı gelmiş. Bakalım üçlü dip mi yapacak, ne yapacak veya oranın altında mı sarkacak? Bu hafta bir izleyelim arkadaşlar. Yani her zaman bir nokta atışı yapamayabilirim. Evet, son iki videomda da nokta atışı yaptık ama bundan şu anda piyasa çok karışık. Şimdilik buraları izleyelim arkadaşlar. Gerekirse ileriki günlerde sizler için tekrardan analiz yaparım. Bu arada videonun ön plana çıkması için yani bütün perakapçıların izlemesi için bir beğeni yorum yaparsanız insanlar da panik olmadan izler ve ne yapacağını karar alır arkadaşlar. Bol kazançlar, hayırlı günler.